Murat abi ne güzel video atmış. Baht oyunları diye. İzleyelim. Dizileri izleyenlere söylüyormuşum gibi algılamayın. Tamamen kendi özelimde konuşuyorum. Özellikle yaz dizilerini izlerken kendimi tavuk gibi hissediyorum. Evet. Bildiğiniz gibi. Ben de. Ama gezeninden de değil. Böyle hani çiftliklerde yan yana duran, önüne ne konursa yiyen ve her defasında da önüne aynı şey konulan bir tavuk gibi hissediyorum. Murat abiyi seviyoruz. Ben de çok seviyorum da Murat abinin sevmediğim sadece tek bir tane huyu var dostlar. Videolarında onu fark ettim. Sürekli aynı videoları yapıyor. Yani 90 atıyorum 100 tane videosu varsa daha fazla videosu var da 100 tane videosu varsa bunun 98'i aynı. Ya tek sevmediğim tarafı bu diyebilirim. Ama bir yandan da kendi kendime şunu söylüyorum. Adam da haklı. Yani diziler aynı. Adam ne yapsın? Adam Türk dizilerinin incelemesini yapıyor. Türk dizilerinin incelemesini yaptığı için de sürekli aynı içerik çıkıyor. Şimdi o da haklı. Ona da bir şey diyemiyorum. Ama bir tık böyle değiştirse bence çok çok eğlenceli bir insan aslında. Baya baya eğlenceli. Mesela yabancı dizi incelemesi falan yapsa, işte haftada bir mesela Türk dizisi incelemesi. 3 tane de yabancı dizi incelemesi. 3 yabancı, 1 Türk gibi yapsa çok daha güzel olabilir. Ama dediğim gibi adamın da bir suçu yok bu konuda. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Sadece artık Murat abinin videolarını izlerken bizim bütün dizilerimiz Tören, Noğumuz, Cinayet üzerine olduğu için veya ne bileyim işte Yakışıklı, Holding sahibi, patronla, Sakar Kız'la alakalı olduğu için aşağı yukarı ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. İzletiyor mu? Tabii ki yine de izletiyor. Yani canlı yayındayız, canlı yayında yorumlamak için falan izlemiyorum. Normal yemek yerken, otururken, dışarıdayken de Murat abiyi zaten izliyorum. O ayrı bir konu. İzletiyor kendine. Dedi ki bu da bir başarı yani. Sürekli aynı şeyleri yapmasına rağmen bu kadar fazla izlenmesi de aslında bir başarı. Demek ki sıkmıyor. Beni sıkmıyor. Sarıyor yani gerçekten. Dediğim gibi yani tamamen kendi hislerime mukabil. Yani o bu şu bilmem ama ben şimdi bir tavuk olma... Sarı mikrofonun son videosunda sen varsın abi. Şaka yapıyorsun Elçin. Bundan sonra izleriz. ...adığımı anlatmaya çalıştığım bu kanalda bu çiftlik düzenine bir kez daha ses çıkaracağım. Çünkü şimdi bahsedeceğim dizide de küvette deliye doğru çekilen saç teli gibi bir CEO'nun yanına doğru çekilen en şapşiğinden ponçik bir kızın... Harbiden bizde varız lan. Heyecanlandım, izleyeceğim. Hikayesi. Birazdan izleyeceğim. Baht oyunu. Yakışıklı ve yalnız bir CEO, bir başka daha az yakışıklı erkek ve bir fincan kahve, o kahvenin üzerine döküldüğü gömlek, dolayısıyla çıplak erkek üstü ve o çıplak erkek üstüyle aynı yerde kilitli kalan güzel kız, temizlik, sosyal mesafe ve kapanış. Bir yaz dizisini izlemeden içinde ne olduğunu, ne anlatıldığını ve hatta nasıl biteceğini bilmeyi ama yine de izlemeyi sadece tek bir şeyle anlatabiliriz sanırım. Bizim millet dizi değil, tipi izliyor. O halde bu kanaldan size bir dev hizmet daha. Bir kanal var. Allah sizi inandırsın. Fashion TV. Yok, videonun sponsoru falan değil. Tipse tip, yürümekse yürümek. Sakarlıksa sakar. Ulan beni önerecek zannettim ya. Fashion TV gibi deyince kendim olmadığımı anladım. Sakarlık ondan. Ha, keyif aldığınız dekolteli kızlardan sıkılmış dekoreli şirket sahibi zengin adamların fakir kızları aşağılamasıysa ben diziye devam edeyim. Evet. Bu dizide de kızımız üniversitede okurken Arnavutluk'tan gelen bu çocuğa aşık oluyor. Çocuk da Türk vatan. Tabii aşık olduğu için de birdenbire gerizekalı hareketler yapıyor böyle. Bir şey söyleyeceğim. Sakar insanlardan hoşlanıyor musunuz dostlar? Veya böyle bunu aşağılamak için söylemiyorum ama özürlü gibi bakan. Çünkü ben hoşlanmıyorum da onun için söyledim. Çocuk da Türk vatandaş olabilmek. Yani bir şey yalan yani, hani bir insana aşık olduğunda veya bir insanı sevdiğinde ah ne yapacağını şaşırırsın, ağzın yüzün kayar falan, bunlar sadece filmlerde olan şeyler, yok öyle bir şey. Onu söyleyeyim yani. Varsa da psikolojik problemleriniz olabilir. İçin üniversitedeki kızların yanına gidip bu mavi gözlerle evlenmek isteyen var mı diye soruyor. Kız da sanki oğlan kantinden çay isteyen var mı demiş gibi atlıyor. Ben seninle evlenirim. Ve Allah'ım ne kadar cringe ya. Yani böyle bir olay yaşasam karşıdakinin deli olduğunu falan düşünürüm. Ne bileyim, hastaneye falan götürürüm yani, yardımcı olmaya çalışırım insanlık namına. Evleniyorlar.
Çocuk da kızın sayesinde 3 yıl sonra Türk vatandaşı oluyor. Ama Türk vatandaşlığını kendisi sayesinde alan kocasının Türk dilini de başka bir kızdan almasına şahit olan kızımız tam arabasıyla onlara çarpacakken fren yapıyor ve çat! Zaten sigortalı işçiyle fakir yaz dizisinin tadı çıkmaz. Yok mu şöyle bir spor arabalı CEO babasının lafını takmaz dediğimiz anda yine dudaklar çarpışsın diye önce tamponlar çarpışıyor. Sizin evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu araba bu kadar lüksken nasıl böyle tamponu birdenbire ayrılabiliyor? Öndeki araba çünkü 10 bin liralık bir araba. Arkadaki 5 milyon liralık anasını satayım. Bir şey. Sizin ilk tutan yaz dizisinin kalıbını almış. Demir lan öndeki. Zihniyetinizin kaleminin mürekkebinin hatta klavyenizin tuş takımının nasıl yapıldığını anlatsam inanın sonunu daha çok merak ederler. Evet. Neyse, saatte 10 kilometre hızla giden, arkasından çarpılan arabada kafasını öne vurup bayılmayı başaran kızımız, kurtarıcısının kollarında hastaneye, oradan da eve gidiyor. Ha yok. Eve mi gidiyor? Bu... Oğlum bu taciz lan. Netflix dizisi olmadığı için adam çıkıp gidiyor. Ha, kızı kendi evine götürüyor, anladım. Tamam. Ben zannettim çocuk kendi evine getiriyor. Kendi evine getirse sıkıntıydı. Ama bu ikilinin ilk tanıştığı yer orası değil. Neresi pandemi abi? Döneminde nasılsa restoranlar kapalı biz de ucuza kapatırız mantığıyla restoranlarda çekilmeye başlanan yaz dizilerimizin bu örneğinde de kızımız garsonluk yapıyor. Terminatör'deki Civa adamın Civa'yı aldığı şirketin CEO'su gibi dursa da bir sosyal içerik platformunun sahibi olan erkeğimiz de bu platformda bir deney yapmak için internetten bir kızla tanışıyor. Kıza evet. Erkeğin tek eşli olmaması gerektiğini ve buna karşı çıkarsa cezasının kesilip kadına şiddet uygulanabileceğini söylüyor. At, avrat, silah diyor. Ve bakın kız da ne cevap veriyor. Yanlış mıyım? Ha yok. Ha yok, hiç yanlış değilsin. Hatta bu zaman... Evet. Yalnız güzel bir toplumsal mesaj vermişler. Ben burada bu arada bu toplumsal mesajı beğendim ben. Çünkü çevremde de şunu fark ettim. Mesela tipi falan düzgün olmayan bir insan böyle kuru kuru hareketler yaptığında genelde kızlara çok itici geliyor. Bunu kızları eleştirmek için falan kesinlikle söylemiyorum. Aynısı erkekler için de geçerli. Ama ne zaman ki böyle zengin, yakışıklı bir insan böyle kuru kuru ağzıma bir tane vurur musunuz? Neyse, demek istediğimi tekrardan hızlı bir şekilde söylüyorum. Tipi falan böyle çok düzgün olmayan bir insan kro hareketler yaptığında insanlar genelde itici, sapık, tacizlidir bu gibi şeyler söylüyor. Ama tipi böyle düzgün olup böyle biraz da zengin olan bir insan kro hareketler yaptığında kadınların birçoğuna çekici geldiğini ciddi manada çevremde de net bir şekilde gözlemledim. Lan benim öyle arkadaşlarım var ki kız arkadaşlarına şey diyorlar. Bensiz dışarı çıkamazsın, şunu giyemezsin, bunu giyemezsin gibi şeyler söylüyorlar. Arkadaşım dediğim de bu arada hani sadece tanıdığım insanlar diyelim. Ve kız bundan hiç böyle mutsuz falan da değil. Neden mutsuz değil diye bakıyorum ama o kıza sorsam mesela ya ben şeyi sevmem. Kısıtlanmayı sevmem, şöyle sevmem, böyle sevmem der. Erkeğe bakıyorsun ama yakışıklı olduğu için sadece kız ona katlanıyor. Başka bir sebebi yok yani. Buna kadar gördüğüm en doğru insansın. Yani Türkçesi üstüme kuma da gelebilir, dayak da yiyebilirim. Yeter ki yakışıklı ve zengin olsun, değil cariyesi, kölesi bile olabilir. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum sana Murat abi. Benim 5 dakikada söylediğim şeyi 30 saniyede tercüme ettiğin için sana buradan teşekkür ediyorum. Ve dizide bunları görüp sinirlenen, aldatıldığını gözleriyle gören kız da kocasına şöyle diyor. Özür dilerim. Ya ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Topukluysa topuklu ben de giyerim. Ne var bunda? Kimse kusura... Of çok kötü ya Allah'ım. Abi neden çekiyorsunuz böyle diziler? Gözünüzü seveyim ya. Salak mısınız ya? Lan sinirim bozuluyor bunları izledikçe. Bakmasın da böyle aşkın kalıbına... Daha sonra... Az tükürdün ya Murat abi. Bir de ben tüküreyim. Benimle evlenince dayak yiyebilirsin cümlesine hay hay diyen kızımız bunun bir deney olduğunu öğrenince sinirlenip üzerine kahve dökmesin. Erkeğimizle ceketinin önünü ilikleyip evine gitmek yerine tuvalette garson kıza erkeğin hası kuru gömlekle sarar kalın kas adlı şovunu sergilemesin mi? Ve bakın şu iş. Kası yok şimdi, onu bir geçelim de. Restoranın erkekler tuvaletinde çamaşır suyuyla gömleğini yıkadı, yarısı giyinik adam kızın kocasının patronu çıkıyor.
Diyorum ya, İstanbul zaten tuvalet kadar. İçinde de 20 bir delik var. Artık sormayın onun içinde de ne var. Bok var. Neyse, başrol kızımız onu aldatan kocası ona geri dönsün, onu tekrar beğensin diye aynı iş yerinde çalışmaya karar veriyor. Ve bu CEO'nun yanına gidip iş isterken, hay Allah, yine kahve dökülmüyor mu? Üzerine kahve dökülünce Wolverine'e dönüşen CEO'da yapmamışlar mı? Yani kahve bahane lafı daha önce hiç bu kadar oturmamıştı. Kahve bahane götün özür dilerim arkadaşlar, çok pardon. Her yaz ekranda erkek etiyle bir reyting savaşı. Sanki diziler değil de Nusret'le eskiden de kadınlarla alakalı yapıyorlardı ya. Zeynep değişen çok da bir şey yok. Burak kapışıyor gibi. İki de tokat atıp tuzlayalım olsun bitsin. Bundan sonra da kahve yerine cappuccino dökeriz. Cappuccino. Diyorum ya, kesin böyle bilgisayar toplama sihirbazı gibi bir web sitesi var. Senaristler de oradan gidip toplama dizi yapıyorlar. Evet. Ya da peki şimdi kız bu kudret şova dayanıp nasıl hala öbür adama aşık olabiliyor derseniz, çünkü kızın ailesi gizemli bir olayın etkisi altında. Demek ki bir dizimiz daha. Büyü mü yapmışlar? Artık en sonunda fantastik bir şeyler var değil mi? Neymiş o? Nazar. Kızın ailesindeki bütün kadınlar ilk aşık oldukları adamla evlenememişler, bir daha da mutlu olamamışlar. Tabii şimdi hiç televizyon izlemeyenler anlamaz. Ben onlara net bir örnek daha göstereyim. Bakın, bu sezonun yaz dizilerinden biri. Bu bir başka yaz dizisi. Bu da bir başka yaz dizisi. Üçü de aynı anda, aynı sezonda yayında. Kızlarımız... Abi çok kötü ya. Yani bu yönetmenler hiç mi utanmıyorlar? Ulan bunu zaten yapmışlar, biz bunu tekrardan yapmayalım diye. Kızların tipi bile aynı arkadaş, tipi bile aynı ya. Ondan sonra diyorlar ki Neo Türk dizilerini neden kötülüyorsun? Belki güzeldir. Belki güzel değildir. Bok gibidir. Aynı anda yayınlanmış bir de. Üçü de aynı anda yayınlanmış. Kızın hepsi markette ürün tadımcılığı yapmışken işte bunlar da aynı yaz dizilerinin CEO'ları. Bu sezondan izlediğim sadece 3 dizinin 3 erkek başrolü. Erkeğe beyaz atın yetmediği bir de erkekler de birbirine benziyor arkadaş. Prens olmak zorunda olduğu bu dünyada demek ki hayal gücümüz bizi tek depoyla anca bu kadar götürüyor. Kışın şiddete evet. Uğrayan kadınlara, yazında evlenmek için bir holdinge uğrayan kızcağızlara maruz bırakan, aynılığın pençesindeki dizi sektörünün bu güzide eserinde de olduğu gibi. Diyorum ki evet. Acaba şöyle mi oluyor? Gözüm, bir dizi çekeceğiz de senaryo lazım. Yalnız bir yazarın buhranları onu paranormal bir maceraya sürükleyecek. Ama bir haftada 150 dakikalık yazacaksın. Bu dizileri izlerken artık böyle ya da ya izlemek derken hani incelemesini izlerken Allah'ım beni köret köret diye bağırasım geliyor. Yakışıklı bir CEO'nun kasları onu anormal kızlara götürecekti. Evet. Metin abi kanaldaki 10 farklı kullanıcıya birer aylık abonelik hediye etmiş. Metin abi çok çok teşekkürler desteğin için. Çok sağ ol. Ayrıyeten hoş geldin yayına. Aylardır bu arada aynı şekilde sana teşekkür ettiğimi fark ettin mi abi? Aylardır aynı stilde teşekkür ediyorum. Artık alışkanlık yaptı. Başka bir şey söyleyemiyorum. Nazar. Nazar. Sarı mikrofona geçelim. Sarı mikrofonun son videosunda ben de var.